Selam arkadaşlar. Bir önceki dersimizde Python ile ilgili olarak aritmetik işlemleri yapmıştık. Bu arada bu videoların amacı tamamen sizleri temel düzeyde yetiştirebilmek, Python diline alıştırabilmek. Bu derslerin akabinde de yani sonunda da bir üst düzeye geçebilmek. Tabii ki bizim o derslerimiz de gelecek. O derslerle beraber bu dersleri aldıktan sonra o dersleri alırsanız öğrenirsiniz ve izlerseniz mutlaka verimli işler çıkaracağınızı ben umuyorum. Öyle düşünüyorum. Onun için bu videoları sizlere çekiyorum. Bir önceki dersimizde biz aritmetik işlemleri yapmıştık. İşte çarpma, bölme vesaire tarzda. Bu aşamada da print fonksiyonunu kullanacağız. Şimdi print fonksiyonu genel olarak her yazılımda olan kaydetme, ekrana yazı alma, yazı çıktısı alma diyebiliriz aslında biz buna genel tabiriyle. Başka ne de söyleyebiliriz? Tek tırnak, çift tırnak ve üç tırnak olarak print fonksiyonu içerisinde işlemlerimizi yapabiliriz. Onun haricinde çift tırnak, tek tırnak arasında bir fark yok. Ama ilerleyen derslerde bazı aşamalarda göstereceğim size onun ne olduğunu, ne olmadığını. Ayrıca şu da var. Her derlemede, yani her print fonksiyonunda işte üç tırnak kullanılır mı, tek tırnak kullanılır mı vesaire tarzında sorular sorabilirsiniz. Örnek veriyorum, print fonksiyonu içerisinde, parantez içerisinde benim şehrim İstanbul, İstanbul kelimesini tek tırnak haline alıp başına ve sonuna benim şehrimin ve sonuna İstanbul'u alırsanız eğer program size hata verecektir. Onun için üç tırnak kullanırsanız mesela bu hata yaşarsınız ama ben her uygulamada üç tırnak mı kullanmalıyım derseniz yanlış yaparsınız. Her yazılımcı, her programcı işaretlemelerini ve satır başlarını, satır sonlarını bilmek zorundadır. Daha çok kullandığımız şu işaretle beraber örnek veriyorum. Bu işaretle beraber derleme yapabilirsiniz. Yani ben burada şu işlemi yaptım dersiniz. Örnek veriyorum. Geçiş yapabilirsiniz. Alt kısımda da işleminizi yaparsınız ve aklınızda kalır. Genel olarak düzenli bir programcı veya yazılımcı bu işlemleri yapar. Hemen bir şeyler yazmaya başlayalım. Örnek veriyorum. Şöyle bir şey yazabilirsiniz. Ya da ne diyelim? Neler yapalım? Örnek veriyorum. Mesela 5 dersiniz. Ekrana 5 olarak gelir ama bu integer olur. Bu olmaz. Bunu derlemez. Bu hataya sebep olur. Biz print fonksiyonunda ne yapacağız? Örnek veriyorum. Mesela bu dersimiz yeni diyelim ve kapatalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde işlem yapabilirsiniz. Size aynı şekilde derseniz ne olur? Bakalım mı sonuca? Direkt hata verdi. Gördüğünüz gibi. Diğer örnekten örnek vereceğim. Daha önce bahsetmiş oldum. Örnek veriyorum. Benim şehrim İstanbul. Güzel diyelim mesela. Gördüğünüz mü hata verdi. Ama bunu
bu şekilde verirsek hata vermeyecektir. Ama bu yanlış bir uygulama, onu söyleyeyim. Onun için önemli olan burada mesela şu şekilde de yapabilirsiniz. Doğrusu budur aslında. Onun haricinde neler yapabilirsiniz? Mesela bunu yaparsanız ne olur? Bakalım. Böyle bir sonuç elde edersiniz. Ama bunu bu şekilde yaparsanız bu şekilde, bunu bu şekilde elde edersiniz. Başka neler yapabilirsiniz? Bu şekilde elde edebilirsiniz. Ama bunu bu şekilde yaparsanız eğer işlemedi. İşlemesi gayet normal. Çünkü hata yaptık. Bu şekilde de hata alırsınız. Bunu bu şekilde yaparsanız ne yapar ikisini? Toplar. Peki ben bunun ikisinin bu şekilde olmasını istemiyorum derseniz o zaman bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde bir işlem alabilirsiniz burada. Yani biz ne yaptık? Artı işaretiyle beraber ikisini aslında ne yaptık? Toplamış yani birleştirmiş olduk. İkisini topluyor ve buraya yansıtıyor ekranı. Eğer print yapmazsanız kesinlikle bir derleme olmaz. Bunun için fonksiyonlarımızı biz print içerisine alacağız. Başka neler söyleyebiliriz? Print fonksiyonu ile alakalı olarak başka bir şey var tabi yine derleme var. Her şey aynı şekilde mi yazacağız diye. Onda da mesela ilerleyen derslerde göreceğiz. Bazı biz fonksiyonlara bir şeyler atacağız. Bu atamalarla beraber kodu olduğu gibi bize ne yapacak? Getirecek. Bunu da göreceğiz ilerleyen derslerde hep beraber. Ama genel manasında print fonksiyonunun özellikleri bu şekildedir. Bu tamamen araya boşluk koyma. Yine virgül koyup örnek veriyorum buraya derseniz. Ne olur yine? Çok pardon. Şöyle yapalım. Bakın benim şehrim güzel. Hepsini ne yaptı? Boşluk bıraktı. Virgülle beraber. Artık koysaydık eğer hepsini toplayacaktı. Yani şu boşluklar olmayacaktı. Bir sonraki videomuzda da farklı bir fonksiyonu daha göreceğiz. O zaman biraz daha geniş kapsamlı olarak anlayabileceksiniz. Bu videolar kısa sürecek ki buradaki temel ama sizi biraz daha alıştırabilmek ki ilerleyen derslerde bu temel düzeydeki eğitim şekli bittikten sonra Python diline daha hakim olabileceğinizi ben umuyorum. Şimdilik hoşçakalın.